Shibuya geldik arkadaşlar, Shibuya'ya. Burası da Tokyo'nun kalbi olan lokasyonlardan bir tanesi. 3 günde Tokyo gezisinde ancak bence bu kadar sığdırabilirdik. Tabii Tokyo'ya birkaç kere gelip gidenler, bu bölgeleri gözlemleyenler, ya arkadaş böyle Tokyo gezisi mi olur falan da diyebilirsiniz, giydirebilirsiniz ama biz hayatımızda ilk defa Tokyo'ya geldik. Hani benim zaten yarım yamalak yes no seviyesinde İngilizcem var. Ablamın da daha ziyade mesleki İngilizcesi var. Sosyal hayat olunca biraz sıkıntı yaşamıyor değiliz. Böyle geniş büyük bir kavşaktayız şu anda. İşte o 4 yol kavşak. İşte o meşhur kavşak şu aşağısı. Birazdan oraya da gideceğiz. Dünyanın en kalabalık kavşağı. Burası da ikinci kavşağı. Şimdi çok önemli bir abideye gidiyoruz. Yani çok güzel bir Amerikan filmi olan Hachiko filmine gidiyoruz. Richard Gere'in oynamış olduğu Hachiko anıtına gidiyoruz. Bu olay gerçekten yaşanmış bir olay. Köpek her gün sahibini düzenli olarak tren istasyonuna uğurluyor. Bir gün sahibi hastalanıp ölüyor. Köpek sokaklarda kalıyor fakat her gün yıllar da geçse istasyona gidip sahibinin geldiği saatte sahibini bekliyor. Bunu anlayan insanlar bu köpeğe çok saygı duyuyorlar ve bir gün o köpek de ölüyor. Köpek öldüğü zaman onun hayatına yönelik bir heykel yapıyorlar ve o her zaman beklediği lokasyona o heykeli dikiyorlar. Bu filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Filmin görselini de videoda paylaşacağım. Yani ben çok duygulanmıştım. 2 ya da sanırsam 3 kere izlemiştim. Evet, son gece, son turlar Tokyo. Bugün cumartesi, çok hareketli. Hava da güzel. Böyle çok böyle sıcak bir hava yok. Daha ziyade biraz daha serin fakat nemli bir hava durumu var şu anda burada. Artık beynim durdu arkadaşlar. Gerçekten 3 gündür, yani toplasalar 5 saat ya da 6 saat ya uyumuşumdur ya uyumamışımdır. Kelimeleri seçmekte, cümleleri kurmakta gerçekten zorlanıyorum. Biraz sizi böyle etrafla baş başa bırakayım. Hep YouTube'da videoları seyrederken ulan biz de buraları görecek miyiz dedim. Lokasyonlardan bir tanesi. Yani ayak baş parmakları, serçe parmaklarım özellikle çatlayacak durumda. Buna rağmen ablam da çok yorgun. Vallahi kızcağız. O da önümde gidiyor görüyorsunuz. O da çok yoruldu. Yani gerçekten son gecemizde bizim yerimizde başka birisi olsaydı eğer şayet şu anda odada bavulunu toplamış. Bakın insanlar gidiyorlar. Hemen size şöyle göstereyim. Dünyanın en kalabalık kavşağı. İnsanlar karşıdan karşıya geçiyorlar şu anda. Tabii bizim hostelin olduğu bölge bu kadar kalabalık değil. Burada araç trafiği de böyle bir anda arttı. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Trafikteki araçların %70'i taksi. Yani ticari taksi. Bakın dünyanın en kalabalık kavşağı. İnsanlar üzerimize geliyorlar. Bunda da bir kural vardır. Yani sen sağdan yürüyeceksin, sen soldan yürüyeceksin şeklinde. Görüyorsunuz. Heykele de geldik. Ağacın orada olması lazım. Hemen şöyle insanları ezilmeden geçelim. Vallahi heykele doğru ilerliyoruz. Hafiften de yağmur atıştırıyor burada. Bakın. Ya farklı büyük ya arkadaşlar yani. Tabii keşke imkan olsa herkes gelebilse.
maalesef direkt. İstasyon bu galiba. Evet. Köpeğin de adamın gittiği, geldiği istasyon. Evet. Chico da burada bir yerde. Bak, bakın orada. O istasyon burası. Adamın işine gidip geldi. Her gün 50-60 kilometre yol gidip geldi. Köpeği de onu her gün kar kış demeden bakın burada bekliyor. O köpeğin heykeli. Yıllarca bekliyor arkadaşlar. Adam vefat ettikten sonra. O filmi mutlaka izleyin. O meşhur tabelada bakın karşıda. Şu anda panda aşağı inmeye doğru çalışıyor. Onun da yanına gideriz. Abi burada şarkı yapıyor. Ama playback yapıyor gibi geldi bana. Bakın şurada da şu Japonya'nın meşhur inanılmaz bir yağmur başladı bu arada. Sağanak. İşte o meşhur tabelada burada. Bana bakıyor şu anda panda. Ayağını kaşıyor. Çok hareketli bir bölge. Belki de Tokyo'nun en hareketli bölgesi. Şimdi kavşağı en yoğun şekilde görebileceğimize inandığımız Starbucks'tan birkaç kare almaya çalışacağız. Dünyanın en çok aynı anda insanın karşıdan karşıya geçtiği kavşağı. Bunu da görmek varmış. Şu anda kırmızı yanıyor. Işıklar yeşile döndüğü zaman start verilecek. Evet, yayalara yeşil ışık yandı ve start başladı. Görüyorsunuz insan kalabalığını. Mükemmel bir olay yani, enteresan. Kimse kimseye değmeden, sarkıntılık etmeden, üzmeden. Herhalde şu anda bir 3000-3500 kişi karşılıklı olarak yer değiştiriyorlar. İnşallah gelemeseniz de gelmiş gibi size bu anı yaşatmışımdır. Bakın kırmızı yandı. Kırmızı yanmak üzere koşmaya başladılar kalanlar. Bakın 10 saniye sonra hiç insan kalmayacak burada. Çok enteresan. Kırmızı yandı. İnsanlar karşıdan karşıya geçtiler ve araç trafiği başladı. Biz bunu çok zor şartlarda bu şekilde Starbucks'ın balkonundan çekmeyi başardık arkadaşlar. İnşallah güzel çıkmıştır videomuz. Şimdi şuradan da ineceğiz aşağıya. Burada da böyle bir defile var. Bu ablalar herhalde okul öğrencisi. Bu grup. Anlamadım ki bu kıyafetleri acaba kliplerine mi giydiler? Ya da bu kıyafetler için bu klibi mi yaptılar? Ünlüler mi? Öğrenciler mi? Kafamda deli sorular. Hadi biz devam edelim. Son geceden. Bakın artık bu kadar paylaştık, gezdik, ettik. Hani dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Yani bir beğeni yapıp, bir kanala abone olup bizi desteklersiniz inşallah. Tokyo Drift araçlarından bir tanesi burada da. Bakın. Bu arabalar belli bir zamana kadar Amerika'da yasaktı. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Egzoza bak, egzoza. Dayı ne yapıyorsun sen ya? Çok canlı, çok. Bugün cumartesi. Japonların hepsi bizi uğurlamak için çıkmışlar herhalde. Saat şu anda burada 9. Kısmetse yarın sabah 6'da otelden çıkacağız. Havaalanına gideceğiz. Yine metroyu kullanacağız. Saat 10.40'da da kısmetse uçağımız teker vuracak havalimanından. Yarın da saat akşamüstü 5.30'da 6.30 arasında İstanbul'a inmiş oluruz inşallah. Valla 3 günde ayaklarımıza kara sular indi. Gerçekten inanılmaz yorulduk. Şurada McDonald's varmış. Orada birer milkshake gömelim.
Valla dünyanın her yerinden insan var burada ya. İtalyanı, Fransızı, Amerikalısı, Hintlisi, Pakistanlısı, çok Koreli var. Yani Japon diye bir şey sormaya kalkıyorsunuz. Adam bir yer turist, ben de turistim diyor ya. Üç gündür ilk defa bakın polis memuru görüyorum Tokyo'da. Bu kadar 38 milyon nüfusta ilk defa bu akşam polis memuru gördüm arkadaşlar. Vallahi. Burası da böyle bir yer. Tahtakale gibi. Bu da McDonald's'taki manzaramız arkadaşlar. Boyunluk. Ağrı kesici bir şey bunlar, evet. Bunları buzdolabına koyuyorsun. Direnç sağlıyor. Buzdolabına buzluğa koyuyorsun, buz. Oradan serinlik geliyor bence. Girip çıkalım. Burası da eczane tarzı bir yer herhalde. Kamera hep elimizde, anılar YouTube'da. Yorulduk ama değdi, her şey çok güzeldi. Tokyo'ya gittik biz, gezip gördük her yeri. Japonların hayatı, merak ettik hepsini. Metroda hızlı yolculuk, tapınaklar ve sokaklar. Samuray ruhu içimizde, her anı yaşadık biz. Yorucu bir tatil ama unutulmazdı Tokyo'nun kalbinde. Bakın şu anda yağmur başladı burada. Asfaltın özelliği, yağmur birikmiyor. Asfalt süzgeç görevi görüyor ve su asfaltın altına toplanıyor. Japonya'da son günümde dikkatimi çeken bir olay oldu. Şu karşınızda görmüş olduğunuz scooter 3 gündür burada. Bu bölgede sigara içmek dışarıda yasak, kaçak göçek. 3 gün boyunca ben buraya hostelden çıkıp sigara içmeye geldim. 3 gündür bu scooter burada bu şekilde duruyor. Bir Allah'ın kulu gelip de bu scooter'ı buradan almadı ya. Çok enteresan. Sahibi yani yarın gelse scooter'ını bıraktığı yerden alıp yoluna devam edebilecek şekilde. Bakın. Burası bayağı bir ana cadde. Evet arkadaşlar. 3 günlük tatilimizin sonuna geldik. Çok kalabalık bir nüfusun yaşadığı Tokyo'da elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Hatalarımız olmuş olabilir. Yanlış telaffuz ettiğimiz cümleler, kelimeler olabilir. Bizleri mazur görün. İnanın çok yoruldum. 44 yaşındayım. Böyle bir tempoyu uzun zamandır yaşamadım. Hani videonun genelinde de bahsettim. Günlük ortalama 25 bin civarında adım attık. Biraz önce hostele geldik. Bunun saatiyle şu anda 11'e 5 var. Videoda bizler gibi hani Tokyo'ya hiç gelmeyip 3 günde hatalarıyla, doğrularıyla Tokyo'yu gözlemlemeye çalışan birilerinin hazırlamış olduğu bir videoymuş gibi düşünün. Hani ben de çok amatörüm Tokyo konusunda. İnşallah buraya gelmek isteyenler için ya da burayı çok merak edenler için güzel bir video olmuştur. Kanalımıza da abone olursanız hakikaten hani bundan gurur duyarız. Benim maddi bir beklentim yok. Hani sponsor alırız, zaman gelecek işte. Şöyle olur, böyle olur, YouTube gelir falan. Biz gelecek için güzel anılar biriktirmeye çalışıyoruz. Yani belli bir yaşa geldiğimizde bu videoları açıp ya böyle bir zaman geçirmişiz, böyle yerler görmüşüz diyebileceğimiz, torun tombalak
ya atalarımız buraları da görmüş, bunları da yaşamış şeklinde gözlemleyecekleri tarzda videolar üretmeye çalışıyoruz. Tamamen amatör bir kanalız. Profesyonel olmaya da niyetimiz yok. Ama sizlerden gelecek olan olumlu yorumlar bize cesaret verecek. Hepinizi seviyorum. Kanalımıza üye olmaya davet ediyorum. Bir sonraki maceralar için takipte kalmanızı rica ediyorum. Kalın sağlıcakla.